13 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Alkışlarınızla Berkay Ateş. Herkese merhaba. Ne haber? Ne var ne yok? İyiyim. Sen? İyi. Fena değil. Seni gördüğüme mutluyum. Ben de çok mutluyum. Tatildesin diye tahmin ediyorum. Gidiyorum, geliyorum. Aynen. Bu yaz İstanbul'u da seviyorum. Öyle bir şey oldu. Geçen yaz çok gezdik. Bu yaz böyle bir durdum. İstanbul güzel geldi. Ne bileyim. Güzel ya. Ben de durmak zorunda kaldım. İbo seni gördüğüm zaman böyle bu programda... Yine gülme mi geliyor abi? Allah'ım yarabbim ya. Hiç öyle değildim bak yukarıda, tamam mı? Şimdi gördüğüm zaman gülme geliyor. Bu herifle biz daha önceki programda krize girdik arkadaşlar. Çok kötü oluyor. Yani programı devam ettiremeyecek kadar krize girdik. Yani. Niye olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Peki mahallede toz toprak içinde yetişen son nesildensin sen de. Böyle bir... Yaramaz çocuklara özgü çiziklerin bilmem nelerin falan olur muydu? Var tabii. Zaten... Görebilir miyiz? şaka istemiyorum. Evet. Niye kötü bir yerimde değil ki? Belki bileklerimde. Bileklerin açık da Berkay. Ayak bileğimi çıkarsam ya. Yok yok, toparlıyoruz. Bileğindeki ben. Allah'ım yarabbim, gördüm seni, niye sorayım ya? Neydi soru? Toz toprak içinde çok yetiştim. Mahallede çok top oynadım. Aynen. Zaten kalecilik yapıyordum. Aynen. Ondan sonra herkesi kaleye geçirirken ben kendi irademle hep kaleye geçtim. Her türlü ya, saklambaçta oynadım, yerden yüksekte oynadım. Ondan sonra her türlü rezilliği yaşadım. Ya, hadi. Az önce söylediğin oyunlara rezillik mi dedin? Hayır, sonrası aklıma geldi. Şimdi tuhaf bölümlerle devam ediyoruz. Evet. Hanımlar, beyler, gözlerimin içine bak. Beyefendi, sizi tanımayan birine üç cümleyle kendinizi nasıl tanıtırsınız? Üç cümle. Kelimeyle tanıtsan istersen. Hay az gelir diye falan. Aynen. Yok. Ben daha da az gelsin diye düşündüm. Kendimi... Aklına gelen şeyi söyleme bari. Çünkü hayır, söyleyeceğim. Belki şey sadece o olabilir yani. Diyorsun. Bir zamandır böyle arkadaşlarımız dedi, kopuk uçurtma diye tanımlayabilirim kendimi. Kopuk uçurtma mı? Nasıl ama şairane? Kopuk uçurtma. Kopuk uçurtma. Çok kötü. Berkay kendini nasıl tanımlarsın? Eğlenceli, kopuk uçurtma. Eğlenceli bir birey olarak tanımlarım. Kopuk uçurtma diye tanımlarım. Disiplinli diye tanımlayabilirim. Yani bunlar böyle başlıca özellikler diye tanımlarım. Ama mesela kopuk uçurtmanın yerine bizim anlayabileceğimiz bir şey söylemek istesen. Bir şiirle örnek verebilirim. Yok, biz yok. Şiir seven bir ekibiz. Yok yani kopuk uçurtma dediğim yani özgür olmak istiyorum ama böyle bir yere de bağlı kalmadan istediği yere gidebilen. Aynen. Ama rengarenk de olabilen, anladın mı? Yani bambaşka bir şey. Yine anlamadım sevgili izleyenler ama özgür olabilen, anladım. Bir yere de bağlanmayan falan dedi. Özgür olan zaten bir yere niye bağlansın? Bağlansın. Aynen. Gayet güzel açıkladın. Bir diğer sorumuza kalbim geçiyorum. Kırılıyor bazen. Hayır. Hiç inandığın bir komplo teorisi oldu mu? Benim inandığım komplo teorisi çok var. Ha. O. Oluyor bazen. Ha. Yok ama... be, o ciddilerinden, ciddi dediğim yani düz dünyacılar var ya mesela. Ha, yok artık. Aynen. Yok. Peki inandıklarından bir tane söyler misin? Onlar politik oluyor. Yeri değil dedi.
Yani zaten ne bileyim yani böyle biri şimdi komplo deyince zaten böyle bir komplo içinde bunu diyebiliyor muyuz? Aynen. Anlatıyorlar bak benim bütün derdimi anlatıyorlar. Neler inanmadım ki bu dünyada? Neler inanmadım? Çok teşekkürler arkadaşlar. Harika çaldınız. Yani enteresan komplo teorilerim yok. Aynen. Evet. Ama böyle küçük teorilerde hiç yaratmam. Biraz gerçekçiyimdir. Materyalist bakarım. Çok güzel bağladın. Materyalist kelimesini kullandığı için. Bu programda ilk defa mı? İlk defa. Bu programda ilk kez materyalist kelimesi kullanıldı. İşte gerçek entelektüel. Estağfurullah. Estağfurullah demeyeceksin. Entelektüel üstü. Ne yapacağım şaşırıyorum. Peki, maç izlerken efendi çizginden çıkıp sonradan utanacağın bir durumun içine düştüğün oldu mu? Çok. Güzel. Çok tribüncüydüm. Evet. Ondan sonra daha çok artık salon sporlarındayım. Voleybol, basketboldayım. ama Beşiktaş tribününde utandığım anılarım oldu. Mesela? Mesela Şenol Güneş'le ilk şampiyonluğumuz, iki şampiyon olduk üst üste. İlk şampiyonluğumuzda Güven Murat'la beraber son maça gitti. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Malatya maçıydı. Maç bitti ve uzun yıllarda şampiyon olamamıştık ve şampiyon olduk. Ve ben tezahürat yapmaya hep devam ettim, devam ettim. Ama hiç fark etmedim ki stat kapanmış. Nasıl? Stat kapanmış, herkes gitmiş. Sen tek başına bağırıyor musun? Güven içeride? De arkada oturuyor ve muhtemelen bana alkış yapıyor. Bir fotoğrafım var İbo, bayrak ters. 40 bin kişi boş. Ve ben bağırıyorum sanki 40 bin kişi oradaymış gibi. Işıklar kapandı, hala devam ettim. Sonra bir hanımefendi geldi, dedi ki, beyefendi dedi, buyurun dedim, kapattık dedi. Neye dedim? Neyi kapattınız? Kapatamazsınız dedim. Şampiyon olduk, beyefendi dedi, çıkar mısınız? Sen ısrar ediyorsun. Tabii ben diyorum ki, çıkamam. Dedim ki, şampiyon olduk, çıkamam. Beyefendi dedi, güvenlikler... Rezilliğe bakar mısın? Bayağı devam ediyor. Tabii ben bayrağı sallıyorum, çıkamam diyorum. Bayrak ters. öyle çıkartıldım. Peki hiç unutamadığın bir garibanlık anın var mı? Arkadaşlar burada şey... Yapsanız. Danan, danan. Ya. Biri orada gloflü çalıyor zannediyor. Kulağa bak bendeki. Absolut kulak. Anlıyorsun bu işler. Aynen. Garibanlık anım var. Galiba şu kamera değil mi? Aynen. O kamera. 3 yaşındaydım. 3 değil, 3'e gidiyordum. Allah kahretsin. Kötü başladı. Bir daha kesip bir daha başlayabilirim çocuklar. Sizi de yoruyorum ama. Gerçekten 3'e gidiyordum. Bahçevler'de oturuyoruz. Bisiklet alınacak. Ondan sonra bisiklet alınması büyük bir şeydi ya o dönemde. Oğlum üzüldüm lan gerçekten. 25 yıllık anıyı üzüldüm. Şu an anladım. Ara Gülseren Hanım ara. Gülseren ara Hanım ara. Yine bir dizi konusu. uzatmayayım. Evet. Evet. Tamam tamam özür dilerim hemen kısacık anlatıyorum. Yanlış bir şey mi dedim? Evet. 9 yaşındayım. İşte bisiklet alınması lazım. Bana dediler ki bisiklet almak için karnen iyi gelsin. Ben de çok iyi bir öğrenci değildim o zamanlar. Ve o dönem ya da yıl sonu işte teşekkür aldım ya da işte zayıflarımı kapattım. Bir şey derken böyle karnem iyi geldi ve ben bisiklet almaya hak kazandım. Sonra işte amcam söz vermiş meğersem, amcam bana bisiklet almış. Böyle evde tabii ki böyle gerçekten bir bayram havası. Ben bisikletle dolaşıyorum falan. O sırada bir öğle vakti mahalledeki, apartmandaki falan arkadaşlarım yok. Böyle bir çocuk girdi apartmanın bahçesine. Dedi ki işte bilmem kim burada mı? Yok dedim. Ondan sonra işte ben dedi arkadaşıyım ya onun falan filan. Aa öyle mi? Tabii çocuksun inanıyorsun. Dedi sen ne yapıyorsun dedi. Bisiklete biniyorum dedim. Tamam dedi gel dedi şuradan dedi dondurma alalım dedi.
Sesim mi titremiyor başladı? İnşallah izliyorsundur beni. Ondan sonra gel dedi, dondurma alalım dedi. Ben de dondurma alalım dedim. Alalım dedi. Hiç de yememişim. Ondan sonra bunu duyunca ben çocuklar arama bitireyim arama. Diyebiliyor muyuz? Diyemiyorum. Tamam o zaman aynen. Gel dedi en pahalı dedi. Ha. O şey fiyat listesinin en pahalısından alalım dedi. Herkesin alamayacağından alalım dedi. Çok çok sağ ol. Ne demek? Ağzına sağ ol. Ne demek? Gerçekten. Ne demek? Yememişsindir dedi. Yemedim dedim. Ondan sonra yiyelim dedi. Yiyelim dedim. Biz böyle ilerideki bakkala doğru gittik. Ondan sonra gel dedi ben ısmarlayayım dedi. Bırak dedi bisikleti gel dedi seçelim dedi. Aa. Bisikleti bıraktım. İçeriye girdik bakkala. Hangisinden dedi ya? Ne olacak dedi. Ben bilmem kimin arkadaşıyım dedi. Ben de açtım buzluğu. O en pahalısından yemediğimden. Evet. İlk defa yiyeceğimden seçerken bisikleti aldı gitti. Aa. Ne onu yedim. Bisikletimden doldu. Benim bir eve dönüşüm var İbo. Eve bir döndüm. Annem dedi ki bisiklet nerede oğlum? Dedim bisiklet gitti. Niye gitti dedi. En pahalısından dedi. Gerçekten gitti. Aa. Bisiklet. Ara tara o zaman. Bulamadın. Nereden bulursun? Aa geçmiş olsun. Aynen. Gerçekten. O yüzden o hala en pahalısını yerken aklıma gelir. Ya. Şimdi araştı. Travma şimdi başlıyor. Öyle arkadaşlar sizin de aklınıza gelmesin. Ne oldu hanımefendi? El kaldırıyor gibiydiniz. Hem bisikleti biliyorum. Duyamadık. Hem bakkalı hem bisikleti biliyorum. Çünkü Berkay abilerin karşı komşusuyduk. Şok oldu bir hikayeyi anlatırken. Evet. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. İbo bu program ne olmuş ya? Bu program. Ne olmuş oğlum? Kim gelecek? İlköğretim okulunda. Sana sürpriz yapmışız. Farkında olmadan. İnanamam. Gördüm şok oldum. Anneanneme dedeme yazıyorum falan. Hem bisiklet alırlar hem dondurma alırlar gerçekten. İnanılmaz bir sevgiyle her gün izliyorlar. Sizin başınıza geldi mi hanımefendi? Yo yo hayır. Ben Haznedar'dan karşı komşunuzdum sizin de. Nereden? Haznedar'dan. Evet evet. Haznedar'dan. Ben Haznedar'da... kusura bakmayın siz şöyle bir şey. Lise ev değiştirdik. Haznedar'da ben... O orta son lise gibi evet. Oturdum. Aynen. Bu bahçeli evlerde oturdum. Evet. Bu Kemaliye sokaktaki. Ben tam şey anınıza denk geldim. Skeçleri ezberleyip üniversite kulübünde Nilay abla ile bize anlattığınız zamana denk geldim. Nilay abla kim o? Ablam. Evet. Ablamı ara. Ablanı arayın. Ablasına bağlanıyoruz. Biz ablamla skeç mi anlatıyorduk? Evet evet. Hanımefendi acaba Berkay değil miydi? Falan. Siz Hazine'de Birlik Sokak mı? Fatma teyzenin evet torunuyum. Aa, Fatma evet. Teyzenin torunu. Gördün mü? Gördün mü? Harika. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi... Çok mutlu oldum gördüm. Ben de çok mutlu oldum. Ne günlerdi. Sadece acı, dram, keder varmış. İsminiz neydi? Gizem ben. Gizem Hanım diyor ya hem bisikleti alırlar hem dondurmayı. Bizim de oturduğumuz orada daha sonra. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben dijital reklamcılık şirketinde çalışıyorum. Hiç etkilenmemiş bak skeçlerden falan. Sanat sepeti hiç ilgisini çekmemiş gördün mü? Benle ablama bak öğrendiğimiz skeçleri anlatıyormuşuz. Aynen. Ablam da çok komik bir kızdır. İyi biz tanışamadık tabii. Tanışırsınız tabii. Ne bileyim bilmiyorum İbo bir şey demem gerekiyor gibiydi. Aynen ben de mahalleciliğe çok takıldım şu an. Aynen. Nasıl ilerleyeceğim bilmiyorum ya. Benim komşum var mı? Vay be. Zayıf alkışlıyorsunuz bak. Saldınız çocuklar. Onu bir daha yapacağız. Vur. Harika. Nereye gidiyor bu program? Peki bir diğer soru. Bugüne kadar seyircilerinle yaşadığın en korkutucu anın ne? Biraz daha konuşsak mahallede bizim ne foyalarımız ortaya çıkacak. Sen biliyor musun Haznedar'ı? Seyircilerinle ben elim titriyor o yüzden dizime koyuyormuşum.
Kolay mıydı haznedarda oturmak? Seyircilerimle bazen şey anılar yaşıyoruz. Aslında yani korkutucu gibi değil. Bazen sen de yaşıyorsundur. Videoyu çekme gibi şeyler oluyor. Yani saygısızlık oluyor. Artık böyle video çekiliyor. Ben bir iki kere oyunu böldüm. Ya. Evet. Yani tam böyle tirat oynarken artık böyle ışıkla video çekmek, flaşla video çekmek. Yani zaten... Beyefendi mi çektim? Çok kalabalığız, cezalandırabilir. Böyle hatta öyle bir hanımefendi video çekiyordu ki... Hanımefendi kestim tiradı, hanımefendi çekmeyin dedim. Hanımefendi o kadar ekrana bakıyor ki oyundan zannetti yani. Size söyleyeyim çekmeyin dedim, çekmeyin. Baktım beyhude, yanındaki hanımefendiye döndüm. Hanımefendi, hanımefendiye söyler misiniz gibi tulata döndü burası. Tarih Meda'ya döndü. Hanımefendi, hanımefendiye söyler misiniz çekmesin diye dürtüp çekme deyip ne aa dedi oldu ya öyle bir şey. Ama kötü bir anım var. Ha. Bu arada şey için söylemiyorum. İbo gerçekten özür dilerim sizden. Gerçekten uzatırsam söyle uzatma de bana. Ne? Sen lafı programı... uzatırsan. Evet lafı uzatırsam uzatma de. Söylerim. Seni görünce anlatmak da istiyorum. Tamam anlat anlatabildiğin kadar. Hiç öyle bir beni evde tutuyorlar sana mı salıyorlar? Anladın mı? Ay Allah'ım ya. Peki BM kutuna gelen en ilginç mesaj neydi? En ilginç derken Berkay. Şaka yapıyorum canım. Nasıl bir mimik yaptım ki ben? Sen ne zannettin? Böyle bir şey. En ilginç mesaj bir cümle. Nedir? Ev alacağım para ver. Hiç unutmuyorum. Ev alacağım para ver mi? Ne ev alacağım? Be? Ev yemin ediyorum ev alacağım para ver. Allah Allah. Hemen cevap yazdım. Kuzum dedim ne kadar açığın var. Ya böyle bir şey çok olabilir mi? Merhaba de. Bari değil mi? Nasılsın bari. De. Durumun var mı de. İş yapıyor musun de. Yapmıyor musun? Nasıl? Ev alacağım para ver. Harika. Evet. Muhteşem. Ev alacak bir de. Yani anladın mı? Ev alacak. Ne kadar dedim kredi borcun? Kaç taksit kaldı falan. Peki hiçbir konuda haklı çıkmak için ağlama numarası yaptığın oldu mu? Yok, galiba başka yerden de seni tanıyanlar var. Gülmeye başladı herkes. Olmadı mı? Nerede o üniversitedeki kız falan? Olmadı mı ya? Ağlama, be. Böyle ağladığım mı, yaptığım mı? Yaptın yüz felci gibi göründü. Allah affetsin. Yani ben yüz felci oldum beni affet falan gibi bir şey yaptıysam ama bilmiyorum ama. Ama öyle olduğu zamanlarda oluyor ya. Evet, sen evet. De bilirsin. Bilmezsin. Böyle... Ya o şey de bir an ya. Ben bunu devam ettireyim mi? Buradan geri döneyim mi? Bir yola da girdim. Ağlasam kötü olacak. Doldursam bir başka. Neye vurdu? Atak mı geçirdin yavrum sen? Davulcunun bir anısı var galiba. Ya şey... Ya tabii şey oldu, anılar oldu gayri ihtiyar yani. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm şu an. Konu kapansın ve gidebileyim diye yaptın. Şu an gözün mü doldu? Doldu mu? Ay yok canım artık. Gülmeden de o. Rating drama. Enis Arıkan öyle der. Ağlayabiliyorsan ağla şu an. Ay çok kötü. Beni şu an ağlatsanız ya. Saçmalama be. Sakın o bu program değil. Nasıl bir ilk mesaj dikkatini çeker? Karşı cins mi? Herhangi bir... Hı? Hangi anlamda bir ilk mesaj? Sen ilk bir, ikisini de söyle. Nasıl bir ilk mesaj? Dikkatimi çeker falan. İlk mesaj dikkatimi çeker. MRB, ASL falan. Kimse senin, de hatırlamaz pardon, bunu. Şöyle, doğru mu anladım? Yani ilk mesaj genel olarak dikkatimi çeker. Allah aynen yoklukla bak. Terbiye etmesin sevgili seyirler. Beni ilk mesaj çok dikkatimi çeker. O kadar kasmış ki kendini, boynunu döndüreyim artık. O kadar heyecanlanırım ki ilk mesajdan da çok dikkatimi çeker. Yok canım, şimdi şey de çeker yani. Yani birçok eğlendi falan ilk mesaj. Düşünsene anladım, falan. Evet.
Yani ilk mesaj dikkati çeker, bilmiyorum şu an. An güzel yoğurtladın diyebiliriz. Evet. Devam ediyorum. Misafirlikte yaptığın en tuhaf şey ne? Ben misafirlikte çok uslu biriyimdir. Ha. Önüme geleni yerim, bir şey istemem tabağımı kaldırırım. Aa. Çay yaparım. Bir şeyler yani. Aa. Ama işte en garip olan işte elini nereye kuruyacaksın? Aynen. Nereye kuruluyorsunuz arkadaşlar? Misafirliğe gittiniz, yıkadınız, havlıyor mu? Kağıt havlu da yok. En temizi bir bornozun kolunun içi. Hanımefendi öyle yapamazsınız. Bu kesin yapacaksınız bunu. Ben bununla ilgili kaç mesaj aldım? Kaç mesaj aldın Allah aşkına? 3. aşık olduğunu nasıl anlarsın? Ben o kadar yoklukta mıyım? İlk mesaj. Çok özleyerek anlarım. Çok özleyerek anlarsın. Çok özlediğim... Biliyorsan... Evet. Aynen. Evet, doğru. Orada öyle bir şey anlarım. Evet, mantıklı. Böyle hep görmek istemek falan gibi. Aynen. Yani özlüyorsun... Yani bu bir aslında yanında sarmal olması. Falan. Evet, yani bu güzel bir özleme duygusu vardır ya. Özleme duygusu güzel bir şey değil mi zaten? Evet, yani meraktan ince bir çizgiyle ayrılan... Ha. Tedirginlikten ince bir çizgiyle ayrılan, özlediğin... Bir şey olduğu zaman, güzel bir şey olduğu zaman paylaşmak istediğin biri. Aynen, o güzel duygu yani sıcak, heyecanlı duyguda bir aşk yaşıyorum, keyifli bir şey yaşıyorum dediğim bir şey. Harika, çok güzel tarif. Sen de bunu hissettin galiba. Aynen. Aynen, benim hızla diğer soruya geçmem lazım şu an. Hayatımdaki en yanlış kararımdı diye andığın bir kararın var mı? Yok. Yani çok iyi. Böyle çok böyle bir yanlış karar gibi bir şeyim yok. Evet. Yanlış yaptığım şeyler oldu. Aha. Arabanın camına girdim mesela. Koştum koştum. 27 dikişim atıldı. Bu... Sen iste bende var. Nasıl arabanın camına girdin? Konservatuar döneminde Emir'in evine gidiyorduk Top Ağacı'nda. Anahtarı takside unutmuşuz. O önde ben arkada oturuyorum. Sen mi aldın? Ben almadım. Anahtar düşmüştü koltuğun arkasına. O Top Ağacı yokuşuna koşmaya başladık. O yolda koştu. Ben kaldırımda koştum. Kaldırımda o kadar inançlı koştum ki... ...çok arabayı yakalayabileceğimi düşündüm. Çok inandım buna. Ve koşarken dedim ki çok hızlı koşuyorsun oğlum dedim. Bunu artık bir şey yok dedim yani bu... Ayağım böyle olur ya yani artık. O dakikadan sonra duramazsın böyle yani. Tabanın düzmüş gibi gelir. Laf laf. Yani gören böyle şey yani. Vay vay vay. Gidiyor. Ailesini arayın şunun der. Öyle koştum. Gerçekten bu billboard'a girmek istedim. Yani billboard'u tutunum istedim. Bunda elektrik vardır falan dedim. Billboard'dan bir sıyrıldım. Elektrik direği ona dokundum, döndüm. Bir böyle arkası düz olan tarzda arabalardan ona tutunayım dedim. Tutundum. Cam patladı. Arabanın o arka koltuğuna girdim. Gerçekten bir çıktım. Buram böyle kan içinde. Hala dikişlerin izi kaldı. Emir de hala anahtarın peşinden koşuyor. Ne anahtarmış yani ara çilingiri. Şimdi iyi mi oldu? Oradan hastaneye koştuk. Çok geçmiş olsun. Ne demek? Gerçekten çok komikmiş. Peki, hoşlandığın kişinin ne yaptığını görürsen anında sorsun. Birilerini aşağıladığı zaman. Yani güzel, benle ilgili değilse birini böyle eğer aşağılıyorsa o çok böyle çok irite edici bir şey bence. Peki hiç şaşmaz diyebileceğim bir flört taktiğin var mı? Öyle bakma. Sen beni kudurtuyorsun. Çünkü ben sana bir şey diyeyim mi? Ha. Sen soruyu sorarken ne oluyor ya? Kudurma mı bu? Bu İbo'nun kudurma müziği mi? Bilmiyorum şu an tam olarak neden çalındı. Her bölümde böyle bir şey var. Sen çünkü soruyu sorarken soruyu bitirip benim gözlerim içine bakıyorsun. Bir boş bakış var. O beni kaşıyor. Evet.
Flört taktiğim var. Çok iyi. İlgilenmemek. Ha. Göz mü kırptın bana sen? Böyle yaptım. Çalışıyor. İlgilenmemek çalışıyor mu ya? Evet evet yani ne bileyim bilmiyorum artık çalışmıyordur. Yıl 2022 bilmiyorum. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam. Okumam. Okumaz mısın ya gerçekten ya? Bu günlük mü yani? Ya şurada duruyor açık. Nasıl duruyor? Böyle bak. Şöyle. Açık. Böyle böyle yanlışlıkla. İki sayfası dolu mu? Bak dur şöyle. Şuradan da Berkay'ı görüyorsun. Gözüküyor. Sevgilim nerede? Burada değil diye. Anladım. Okumam. Ya gerçekten merak etmez misin? Yani merak ederim de böyle mesela öyle bir şeyde değilim ya. Neyde değilsin? Öyle bir mesela yani bu insanların bence ilişkilerine göre değişir, dönemlerine göre değişir. Yok karşısında be. Duyduğu güvenle ben okurum diyorsun, kesin okurum diyorsun. Ya okurum da güvenle bir ilgisi yok. Ben yani okurum, beğenmediğim yerleri düzeltirim falan. Hayır öyle değil. Onu yırtarım. Yeniden yazarım. Onu daha diliyle yazmaya çabalarım. Yok yok ondan değil de yani ne bileyim ne yazdığını böyle... Tabii ki şu çok iyi gitmeyen bir ilişkide okumam. Ya işte, yemez yani. O yüzden tedirgin evet, olurum aynen. Da, o yüzden şeyde... diyorum ya böyle çok anlık bir şey ya bu. Aha. Yani ilişkinin bir dönemindesindir. Ya ne okuyacağım şimdi insanın da özeli ya. Ben kendime yapasını ister miyim dersin koyarsın. Sonra böyle aslında bir de tam tersi. Belki de ilişki çok kötü gidiyor. Hı hı. Acaba ne yazdı diye. De var. Var mı? Ben okurum zaten diyen var mı aranızda? Hanımefendi siz okurum dediniz. Okudunuz mu hiç? Düzenli mesajlarını mı okuyorsunuz? Yani eşimin özeli, benim özelim, benim özelim, eşimin özeli. Hadi ya. Yani özel diye bir kavram yok yani... aslında burada. Aynen, ikinizin birden özeli. Yani bir alkış alıyor gibi oldu. Niye evlendik? Beraber yazıyoruz zaten. Çok tatlısınız. Yani tabii o evlilik başka bir şey. Bir şey demeden geçiyorum. Peki. En sevdiğin küfür? Sen et be kardeşim. Sizin var mı? Yerime sen et ya. Hadi anlat, anlat, anlat. Seninkinden diyeceğim, altına imzamı atacağım. Sen söyle Yiğit. Söyle söyle, seninkini bekliyoruz. İstediğimi söyleyebiliyor muyum? Ya bir tane söyle yani, kalaylama. Tabii yok. Ama küfür ben bir şey diyeceğim. Yani. Bir şey fazla mıydı bu? Küfür mü ya? Ha. Kapatmıyoruz nerede? Evet. Siz neymişsiniz? Bir saniye. Abi, sor. Alo. Diyebiliyor muyuz? Tabii tabii İbo'cum. Aynen diyoruz. Tabii değil. Değil. Diz, dedi. Yes dedi. İngilizce konuşuyor. Peki 1 ile 10 arası kaç kıskançsın? Sizce? 9 mu? 8. Sen kendisiyle karıştırdı. 3 diyor hanımefendi. Başka tahmin var mı? 1. Hanımefendi siz ne diyorsun? Ben... Allah'ım Birleşmiş Milletleri dağıtacağız. Ben, az kaldı. 5,5'tan 6 veririm. Kıskançlığına. Ha. Allah Allah. İyi. Allah Allah. Hiç ben de 2-3 falandır diye düşünmüştüm. Yani o ortalama bir kıskançlık yani. Aynen. Bir şey yani. Ben hani işte ortalamanın altındadır diye düşünmüştüm. Ha. Yanlış düşünmüşüm. Olabilir. Evet. Olabilir. Bilmiyorum şu an için. 10 kıskancım diyen var mı aranızda? Ben. Hanımefendi siz okuyorsunuz. Gerçekten mi? Siz ne arkadaşlarınızı birbirlerinden kıskanıyorsunuz. Allah sabır versin. Ne iş yapıyorsunuz siz? Nerede? Artık ya. Bu ne ya? Milano'da tıp okuyormuş ya. Ablacığım ne işin var burada? Tatile mi geldin?
Milano'da moda okunmuyor muydu? Tıp da mı varmış Milano? Tedavi görüyor olabilir misin? Biz seni okutuyoruz diye olabilirler mi? Bayağı Milano'da tıp okuyorsun. Bu güzel. Da kıskan. Milano'da tıp okuyorum. Tıp okuyorum, onu kıskanıyorum. Anladın mı? Kaçıncı sınıf? Efendim? İkinci sınıf. Peki DM'den yok artık dediğin biri sana yürüdü mü? Yok. Ya bunu yapıyor. Görüyor musunuz? Bir cevap veriyorum. Tamam da geç. Tamam da geç. Yani yok artık. Yazmak ister misin? Ha yok. Buna yapılır mı? Ha yok. Hiçbir şekilde delil kalmama. Var mı? Kendime gülemem böyle. Bana inme mi indi? Tövbe tövbe. Ay Allah. yani olmuş olabilir. Olmuş olabilir. Hayatta insanlar ne yanlışlar yapıyor. Yani olmuş olabilir. Şaşkınlıkla sürekli olmuş olabilir desem ya. Olmuş olabilir. Yedi kere olmuş olabilir. Olmuş olabilir. Ne yapacağımı şaşırdım. O günlere gittim. Yani bu kadar zor durumda kalacağını bilsem sadece bunu sorarım. Peki tamam boşver. Evet. Aldığın en garip iltifat ne? Kurt bakışlı. Ne abi? Güzelim oğlum. Kurt bakışlım. Kurt senin gibi mi bakıyor ve bana kurt gibi mi bakmaya çalışıyorsun şu an Berkay? Açın tiyatroları, açın. Vay inanılmaz. Yaz harika. Geldiği zaman böyle oynarım. Bütün tuşlara basmak zorunda kalıyorum, anladın mı? Peki hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Çişleyeceğim. Çişleyeceğim. Falan mı oluyor yani? Yani programı. Kalk alma git ya. Serbest vuruş başlıyor. Sevgili izleyenler, daha önce takım arkadaşının annesiyle birlikte olup Shakira'yı aldattığı iddia edilen Pique bu kez de bir diğer takım arkadaşının kız kardeşiyle öpüşürken görüntülenmiş. Yani nedir efendim bu, bir ırz düşmanının anatomisi gibi bu şimdi, hoş mu yani? İnsanlar bu adamla top mu koştursun yoksa annelerini, kız kardeşlerini bu adamın görüş alanından uzak mı tutsun? Beyefendinin takım arkadaşlarına sabır dilerken kendisine de üçüncü sayfa haberi olmaması için azıcık durulmasını temenni ediyoruz. Şap öneririz. Vizyon demişken hemen bir sonraki haberimize geçelim. Fransa'da yaşayan bir gurbetçimiz çocukluk hayalini gerçekleştirerek köyüne beyaz bir limuzinle tatile gelmiş. Bir limuzinim olsa da onu köyde kullansam. Kulağa çok tatlı bir çocukluk hayali gibi geliyor. Ama araya yıllar ve 4000 kilometre girince insanın çocukluk hayalleri de azıcık revize olur diye bekliyorsunuz. Lakin olmamış, vallahi helal olsun. Özüne sadık kalmış beyefendi. Kendisi adeta global düşün, lokal davran mottosunun yaşayan temsilcisi olmuş. Köyünüzde yeteri kadar insanı çatlattıktan sonra Fransa'ya dönerken de memleketinizin kıymetini bilin, oralar bildiğiniz gibi değil demeden lütfen ayrılmayın beyefendi. Küçükçekmece'de bir marketi elinde kesici aletle soyan şahıs yakalandıktan sonra durumu şöyle açıklamış. Efendim ben suçluluk duygusunu tatmak istedim, o yüzden böyle bir şey yaptım. Ay kıyamayız biz sana, ama suçluluk duygusundan da geri kalsaydın be adam. Her duyguyu tattığında bir leyleklik ve suçluluk mu kaldı? Hayır, bir de sadece suçluluk duygusunu da tatmış olmadın, direkt suçlu oldun ya. Şimdi bir de mahkumluk duygusunu tadacaksın. Hoş mu oldu yani? Bir de biz sayende sinirlenme, şaşırma ve çok az da acıma duygularını tattık. Bize yaşattığın bu duygular için de teşekkür ediyoruz. İngiltere'de geçen ay ölen bir hanımefendi yapay zeka ve hologram teknolojisi sayesinde kendi cenazesinde konuşmuş. Scooby-Doo setup'ıyla hazırlanan cenaze töreninde adeta hayalet görmüşe dönen konuklar merhumeye hayatına dair sorular sormuşlar. Hologram teknolojisiyle ölmüş birinin kendi cenazesinde konuşması her ne kadar cool gibi gözükse de rahmetlinin yakınlarının soru sormak için cenaze törenini beklemiş olmaları bir zamanlama hatası olarak gözümüzden kaçmadı. Ayrıca kadın ölmüş.
Rahat bırakın da bir kez birinin sorusunu cevaplamadan huzura ersin ya. Hayatı boyunca aşkım çorabım nerede, anne çantamı gördün mü gibi milyon tane soru cevaplamıştır zaten. Şimdi yapay zekayla bu zulmü tekrarlamaya ne gerek var? İngiltere'de kullanılmaya başlanan bu teknolojiyi eğer ülkemize getirmek isteyen olursa kendi cenaze namazını kıldırabilen versiyonunun çok satacağını tahmin ediyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bir dizide, filmde falan görsek yok artık diyeceğimiz bir olay bu hafta tam zamanında öten horozlarıyla meşhur olan Denizli'de yaşanmış. Akşam 10 saatlerinde bir hanımefendi arkadaşlarına 3 kişi tarafından kaçırıldım, ormandayım diye bir mesaj yazıp konumunu da ekleyerek göndermiş. Belirtilen konuma giden polis ve hanımefendinin arkadaşları hanımefendiyi elleri kolları ağzı bağlı bir şekilde bulmuşlar. İlk önce 3 kişi tarafından kaçırıldığını ve bağlandığını söyleyen kadın çok geçmeden gerçekleri anlatmış. Sevgilimden ve ailemden ilgi görmediğim için böyle bir plan yaptım. Benimle ilgilensinler istedim demiş. Hakkında suç uydurmaktan işlem yapılan hanımefendiye geçmiş olsun diyoruz. Hissettiği yalnızlığın boyutlarını umarız yakınları anlamıştır. Zira biz haberi okurken bile kalkıp ziyaret edesimiz geldi. Sevgili izleyenler, Elazığ'da kendisinden haber alınamayan bir adam için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri seferber olmuş. Kapıyı defalarca çalan polis ekipleri açan olmayınca bu sefer de adamın köydeki eşine ulaşmış. Köyden kalkıp kapı açmak için gelen kadın kocasını içeride uyurken bulmuş. Bu kadar yaygaraya uyanmamış birine helal olsundan başka bir şey diyemiyoruz. Keşke bıraksaydınız da uyusaydı beyefendi. Ayrıca özenmedik de değil çünkü böyle bir uykuya ülke olarak hepimizin ihtiyacı var. Sevgili izleyenler, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı bizim seçim zamanını beklediğimiz kadar. Adrenalini olsun, rekabeti olsun, pasta grafiği olsun, ülkecek en sevdiğimiz aktivite olabilir valla. Çoklu parti sisteminden Allah razı olsun. Şahsen bizim en sevdiğimiz kısmı siyasilerimizin ardı ardına vaat patlattıkları kısım. Örneğin bu hafta bu kulaklar şu seçim vaadini duydu. Offsite emek hırsızlığı, offsite'ı kaldıracağız. Bakar mısınız şu vizyoner vade? Sandık başında mühür basarken insanın kulaklarında yankılanacak bir gelecek hayali bu. İroni yaptığımızı zannedenler olabilir, asla. Offsite bilmeyen kız abi diyen Daniel'ları da offsite'la beraber tarihin tozlu sayfalarına karıştıracak bir adım bu. Takipçisi olacağız. Efendim bu yaz iyi düğün yaptı. Vallahi maşallah evlenen evlenene. İyi günde kötü günde kısmının kötü günü de hemen düğün esnasında test ediliyor gibi bir şey oldu artık. Bu haftada Kayseri'de gerçekleşen bir düğünde bir tartışma çıkmış. Davetliler arasında başlayan tartışmanın sebebi halay başı ve müzik seçimi. Tartışma büyümüş büyümüş kavgaya evrilmiş ve düğün salonunun dışına taşmış. Son olarak da olaya müdahale etmek için gelen iki polis kavgayı ayırırken yaralanmış. Yani ne desek bilemiyoruz ya. Yaramıyorsa çekmeyin be kardeşim şu halayı. Ne halaymış ya? Artık havanın sıcağından mı bunalıyorsunuz? Pasta kesilmeden önce kan şekeriniz mi düşüyor? Ne oluyor tam olarak bilemiyoruz da. Çiftimize mutluluklar diliyor. Bekar editörlerimize de Allah zihin açıklığı versin diyoruz. Bu nasıl haber? Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Oo. Ben devam edemeyeceğim. Ölümden kaçtı. 5'te 5. Bir gönüllü seyircimize ihtiyacımız var. Böyle buyurun hanımefendi. Durun ben size yardım Harika. Hoş geldiniz. Böyle buyurun lütfen. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Şimdi şöyle, isminiz neydi? Selinay. Selinay. Evet. Ne iş yapıyordunuz? Muhasebe. Muhasebe, harika. Allah sabır versin. Gerçekten zor. Şimdi şöyle, ben size işte atıyorum Beşiktaş'ta oynayan 3 futbolcu diye soracağım sırayla. Mesela sana soracağım. Sen o 3 futbolcuyu sayıp buraya basacaksın. Tamam. Ve 5 saniyen var. Bu süreyi durdurmak için basıyorsun. Yani futbolcuları saydın, basıyorsun. Tamam. Anladın mı? Hanımefendi de aynı anda sayacak mı? Hayır. Sonra ben hanımefendiye döneceğim. Evet. Diyeceğim ki falan falan üç şey sayı. Anladım. Hanımefendi sayacak. Basacak. Süreyi durdurmak için evet. Basacak. Bakın bu önemli. Süreyi durdurmak için. Yakalayıp ilk cevap vermek tamam. için değil. Tamam. Ayakta yapılan 3 şey.
Teşekkürler. Çok sağ ol, harikaydı Berkay. Hanımefendi hazırsanız size geliyor. Ah ya. Ayakta yapılan üç şey. İnanamıyorum şu an. Beyefendi size geliyorum. Sen konuşsan. Yo aslında yani bilinemedi mi geçiyorum ama evet. İnanamıyorum şu an olana. Geçebiliriz. Yani şeyde mi tıkanıyorsunuz acaba? Ayakta işte çiş yapmak falan gibi bir o çok... geliyor ve çiş diyeceğim. Falan. Kusura bakmayın. Yok ayakta ya. Ayakta yapılan üç şey. Tenis abi mesela. Tamam. Bağırdı. Ben yok demiyorum. Aynen abi. Tamam devam ediyoruz. Evet. Sizde efendim. Sizinki de oldukça eğlenceli. Ağzınızı sulandıran üç şey. Siz kazanın. Bu yarışmayı siz kazanın. Hanımefendi. Ya, yani programı... Gerçekten kalk alma git ya. Şaka şaka. Aa karnı. Ah ya. Bir sandalye de bana getirin. Aa harika. Bu ne? Bir de tam tersiz bir bilsin. Neyse. Beyefendi sizdeyiz. Tabii. Tükendim ama sizdeyiz yani. La galuga artık benim için. Ben bu saatten sonra bir şey sayamam. Evet. Peki. Kullanmaktan nefret ettiğin üç şey. makina. Gözlük. Benim konuşmam niye bozuldu? Makine, gözlük. Bir de gözlük gördüğü için. Hanımefendi çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi siz kazandınız. Alkışlayalım hanımefendi. Tabii ki hanımefendi kazandı. Tebrik ederim. Bravo. İnmesine yardımcı olur musun Berkay? Allah'ım. Evet. Hey Allah'ım bu neydi ya? Aa yine ne yaşandı ya? Ağzımı sulandıran. Üç. Unutulmaz anlar. Sizin ablanla ilişkiniz bayağı iyiydi. Küçüklüğünüzde de öyle miydi? Yani bu, şimdiki kadar iyi anlaşıyor muydunuz? Hayatından yok. Bezdirdiğin oluyor muydu abla? Bezdirdiğim oldu. Tabii ablamla benim aramda 7 yaş fark var. 7 yaş var bu. Bu yüzden de yani ben ilkokul 1'e giderken ablam lise 1'e gidiyordu. Ve tabii o erken yaşta babamızı kaybetmemiz, bir şeyler böyle bir her aile için evet. Zor zamanlardır bir de. Ama Nilay benim hayatımda inanılmaz önemli biri. Hayatım en önemli insanlarından biri. Yaş farkı kapandı, arkadaş olduk ve şu an yani böyle çok güzel bir arkadaşlığımız var. Küçükken onu çok zorladım, yıprattım. Yani işte arkadaşlarıyla kız lisede sinemaya gidecek, beni de götür. Niye seni götürsün? Yani lise 3'te sinemaya gidiyor, ilkokul 3'teyim. Düşünsene oradayım. Götürdü ama. Şey diyorsun, ataerkil bir toplumda, anaerkil bir ailede büyüdüm diyorsun. Etkisi ne kadar oldu sence? Bence çok oldu İbo. Çünkü ben tabii ki 12 yaşımda babamı kaybettikten sonra anne ve abla beraber büyüdük. O yüzden böyle... bizim evimizde hiçbir zaman evin erkeği gibi bir mesele geçmedi. Yani ben büyüdükten sonra da işte artık Berkay büyüdü de Berkay evin erkeğidir vesaire. Herkes birlikte yapmak zorundaydı. Yani o sofra kurulurdu beraber, o sofra beraber kaldırılırdı. Örnek veriyorum zaten öyle olması lazım ama o yüzden ataerkil toplum gibi bir vurgu yapmıştım. Eski bir röportajlardan birinde. O yüzden
anne ve ablayla ve onlar da anlayışlı insanlardı. Bu yüzden bu yapı beni hep geliştirdi. Hep böyle sorgulamamı da sağladı. Başka ailelerde gördüğüm zaman şaşırdığım durumlar olurdu yani. Harika. Ne güzel ya. Böyle keşke... Zorluğun getirdiği bir dezavantajı avantaja dönüştürmek gibi bir eğilimimiz oldu diyebilirim. Bizim memleketimizin zaten... Zaten böyle ilerlemek. Alışkanlığı bu yani zaten. Bir şey dezavantajı avantaja çevirmeye çalışarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bir başka tuhaf bölümle devam edeceğiz. Hanımlar, beyler, o mu bu mu? Sevgili izleyenler, bu hafta Berkay Ateş'e kiminle romantik bir akşam yemeğine çıkmak istersin diye soracağız. İşte seçenekler. Pınar Deniz'le mi yoksa Güven Murat Akpınar mı? Olabilir. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hayır, Güven'in bir de fotoğrafı. Yani şey demiyor mu? Benimle çık be. Gülüm benimle çık diyor. Vallahi olabilir. Pınar Deniz de arkadaşım tabii ki, beraber oynadık, çok da severim. Güven Murat Akpınar'la romantik bir akşama çıkmak isterim. Peki, Güven Murat Akpınar'la devam ediyoruz. Güven Murat Akpınar'la mı yoksa Zendaya'yla mı çıkmak istersin? Güven Murat Akpınar'la çıkarım deyip böyle sonuna kadar gitsem ya. Çünkü biz çok keyif alıyoruz. Bildiğiniz için bunu ilkine koydunuz ki. Evet. Bir yerden sonra bırak da Zendaya'ya falan geç diye. Yok. Yok mu? Gerçekten mi? Güven Murat Akpınar'la mı devam ediyoruz? Aynen. Güven Murat Akpınar mı yoksa Selena Gomez mi? Şimdi. Evet. Şimdi romantik akşamı konuşmamız gerekiyor. Romantik akşamı konuşalım. Nasıl bir romantik akşam? Sen nasıl istiyorsan. Romantik oturduk, yemek yedik. Aha. Ohbet ettik vesaire. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Yok canım, gerisiyle ilgili değil yani. Selena Gomez'le devam ederim. Çünkü onu Güven'e anlattığımız zaman Güven'in heyecanını düşünüyorum. Yani Güven'e döndükten sonra... Ne diyorsun lan? diye. Peki. Anlat Beko. Peki, Selena Gomez mi, Dua Lipa mı? Selena Gomez. Ay. Aa, ne bu be? Ne bu? Sevgili izleyenler, kendime açık ettim. Aynen. Ne, Dua Lipa'yı beğenmiyor musun? Yok. Selena Gomez'i beğeniyorsun. Daha iyi yani. Ya şimdi daha Selena Gomez'i beğenmek gibi değil. Yani bir noktada iş dördüncüsünde Güven Murat Selena Gomez'e geldiği için. Gomez'a. Gomez'a. Anlamış gibi yapıp devam ediyorum. Selena Gomez mi, Anne Hathaway mi? Ne oldu, kafam bir atmaya başladı. Anlatırsın Güven'e. Artık Güven'i aramam. Arar açmam. Meşgulüm derim. Anne. En mi? Hı-hı. Neden? Ne bileyim. Sen Anne Hathaway'in fotoğrafına kurt gibi mi bakmaya çalışıyorsun şu an? İnşallah sadece etkilenir. Güzel anlarda kurt gibi bakarım. Aynen. Uzağı göremediğim için. Aynen abi. Anne Hathaway mi, Jennifer Lawrence mı? Ya bir durun ya, beni... Etki altında bırakıyorlar. En. Evet. En'le devam ediyoruz. Ama benim oturuşum değişti. Benim tavrım değişti. En'le biz gidiyoruz. Evet, devam et. Anne Hathaway mi, Sergen Yalçın mı? Şimdi hocamla... Evet. Hocamla oturmuşluğumuz yok. Evet. Ama büyük hayranıyımdır. Çok severim. Evet, biz de. Romantik bir akşam olduğu için şimdi Sergen Hoca ile romantik bir akşamı ne bileyim nasıl yapacağız? Olmaz, doğru. Yani Sergen attı şampiyonluk geldiğinde ben tribündeydim mi diyeyim, o da aynen ya diyecek, bindi. Aynen, tabii. Falan O yüzden En'le devam ediyoruz. En Hathaway mi, Aras Bulut İğnemli mi? Canımın içi ya. Evet. Çok seviyorum. Evet, biz de özledim çok de. Neredesin be oğlum? Açılsın tiyatrolar diyorum. Durumum kötü diyorum. Hakikaten. Hadi canım, Aras'la içeriz. Aa, öyle mi?
İçeriz canım ara. Ya, nerede içiyorsun? İçeriz diyorum, özür dilerim. Senin ağzına tüküreyim. Anılarımızı şey yaptım. Romantik bir akşam yemeği yeriz. Aras'la mı? Aras'la yeriz. En Hathaway, Aras. En. Hadi, hadi. Aras, kusura bakma. Kusura bakma. Bu çocuk atak mı geçiriyor? Evet. En Hathaway. Evet. Tamam. Zorlanıyorum bu şeyde, evet. Biliyorsun. Peki, En Hathaway mi? Gal Gadot mu? Bu nasıl okunuyor lan? Ya ben bilmiyorum hanımefendiye. Aa, nasıl bilmiyorsun be? Bilmiyorum. O zaman En Hathaway mi? Ama bu hanımefendi de... Tanımak isterim. Hayır. Arkadaşlar bakın. Beni yanlış anladınız. Bu programın bu bölümü kelle koltukta. Bunun adı o, bu mu, şu değil. Bunun adı kelle koltukta yani. Gittin yaşadın kalktın. Bir tanımıyorum, o benim ayıbıma verin ya da bilmiyorum. Tamam, durun, üstüme gelmeyin. Tanımıyorumu kesin ya da. Bir baktığım yerden al. Kurt. Aynen. Peki o zaman en diyorum. En ile devam etmek istiyorum. Çünkü bir şey yapmadığım insanlarla şey yapmayacağım. Şey yapmadığım ne? En, ben asla anlamıyorum. Nece konu? Artık ben dedim ama dil altım. Dil altım. Saatim geldi dedim. O zaman En Hathaway ile gidiyor romantik yemeğe. Vay be sevgili izleyenler. Peki, konservatuvara kadar bir sürü yerde uzun uzun çalışıyorsun. Kalecilik, istatistik okuyorsun, Tarkan'ın korumalığını yapıyorsun. Hatta zaten tiyatro çalışmalarına katılıyorsun konservatuvara girene kadardı. Konservatuvarını kazandığın zaman, aha şimdi olmam gereken yerdeyim dedin mi? Yok demedim, tam tersi oldu. Ben zaten 3 yıl başka bir bölüm okuduğum için zor bir karar olmuştu yani. Konservatuvarı hatta ben ilk aşamayı kazanınca İbo böyle bir gerildim yani. İkinci aşamayı da alırsam, çünkü ben bir tane sınava girdim, o da Mimar Sinan Konservatuvarı'da. Olacaksa, evet, orada okuyayım gibi bir algı vardı niyeyse. Ve kazanırsam bırakacağım son sınıf gibi böyle bir iş ciddiye bindi. Ve daha sonra ikinci aşamaya bir süre hazırlanamadım. Mesela ilk gün hazırlanamadım. Böyle bir şey geldi yani. Gerginlik geldi. Tabii ki aile faktörü vesaire. Ondan sonra ikinci aşamayı da kazanıp okula asil liste asıldığında ben gidip bakamadım. Aa. Asil listeye. İnsanlar seviniyor. Arkadaşım vardı. Bir bakar mısın dedim. O baktı geldi ve kazanmışsın dedi. Ben dedim ki ne? Ve sonra ben bir dönem bıraktım. Gitmedim okula, gidemedim. Konservatuvara. Ya başında katılamadım okula. Aa. Neden? Okulun bir tadilatı vardı yani ben o öğrenci... Hastanelik bir aslında şey yok değil. Aslında. Ha. Ben biraz onu bahane ettim. Aha. Kendi zihnime. Arkadaşlar başlamıştı bütün sınıf, 12 kişinin 11'i. Ben bir buçuk ay sonra katıldım. Bir Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya gittim, trenle gezdim. Hikayeler vardı, bir şeyler vesaire o dönemde. Sonra geldim, geldiğimde Berkay'a kayıt yaptırmıştım. Aa, Berkay Ateş sen misin? Ha. Falan demişlerdi. Ben sonra böyle bir dahil oldum. Çok böyle şey yapamadım hayatımda. Girdim ve şimdi yapamadım. Çok zorlandım başında. Peki ailenin tiyatro okumanla ilgili ablanın, annenin falan bir şeyi olmuş mu? Şey, 3 yıl okuduğun bölümü bırakıp geçiyorsun sonuçta. Tabii dediğim gibi ciddiye bindiğinde onlar da böyle bir yani gerçekten mi emin misin gibi böyle bir hal vardı. Böyle hatta hiç unutmam, elektrik kesilmişti. Gerçekten böyle bir sanki romans bir anmış gibi ama böyle bir mum yaktık falan. Ablam, annem oturduk böyle masanın köşesine ve gerçekten emin misin? Ve evet dedim yani ben gireceğim. Okey, arkandayız dediler. Bir 4 yıl daha oku dediler. Bir 4 yıl daha oku. Bence iyi ki okudun. Evet. O zaman bir başka tuhaf ve senin bilmediğin bir bölümle devam ediyoruz. Sulak! Biliyor musun? Görüyorum. Ben başlıyorum. Tamam. Hangi hayvan bu? Dur, bunu şunu alayım. Seni rahatsız etmesin.
Eski matematikçi. Alo. Kontenjan. Alo. Gerçekten bu kadar hazırlığa değdi mi şu hareket? Yok bilmiyorum. Elim terledi hemen. Elin terledi. Sen şey, hırslı mısındır? Bazen. Ama bunda hırslanamayacağım. Yani bu... Aynen. Bunda ya, elim titreyecek, heyecanlanacağım. Bunu kaybedeceğim. Şu an şey yapamayacağım. Ha, evet. Hırs yapamayacağım. Bize bir şey anlatmaya çalıştı. Berkay, ne yapıyorsun ya? Daha ben çok bunu... alacak abi o. Öyle merak mi? Tabii tabii. Ben sana şimdi mesela... Oo, bunu nasıl... Kompetanıyım diyorum, inanmıyorlar. Bunu nasıl dökmedin be? Neden edemeyeceğim? Ben devam edemeyeceğim. Kendimden beklentimi çok fazlasına verdim. Saçmalama be. Ben buna devam edemem. Gıdıklanıyor gibi oldu ya. Oğlum saçmalama, zaten kaybedersek seyircilerden birini yemeğe tamam. Götüreceğiz işte. Yani kaybetmekten kaçma. Ya gerçekten işin kompetanı olmuşsun. İnandıramıyoruz kimseyi. Bunu bırakamayacağım. Bunu elimden al. Galiba bende patladı. Sevgili izleyenler. Patlamamış. Damlalıkla attım. Güle güle sana. Allah Allah. Dilat, nerede kaldın? Oh! Arkadaşlar size yemin ediyorum bak buradan taşıyor gibi oldu geri geldi. Bu ne demek? Ve neden böyle yemin ettiğimi de bilmiyorum yani saçma sapan. Hayır. Allah. Evet. Ya bir dakika. Bir saniye dua ediyor. Elimden kaçtı. Benim sesim mi yankılandı biraz evvel? Bana yankılandı mı yok, geliyor? Yok yok, şu seni yankı gibi duyulsa. Maymunluk yaparken... Aktı aktı. Kaybettim ben. Bu şey buradan çekebiliyor muyuz kura? Oluyor değil mi bu? Bir tane. Ben çekeyim. Evet. Kaç? 24. Mavi tişörtlü bey mi? Yanlış biliyor musunuz? Yanlışmış bak orada kendi saçını başını yoldu. Bir saniye. Olmaz evet, çok sevindiniz. Haklısınız. Onun bir önündeki. Eki masayı da götüreceğiz yeme. Artık başa gelen çekilir. Boş konuşmayacaktın İbrahim'ciğim. Bir tane sokak köftecisine gideriz beraber. Şaka şaka güzel yemek yiyeceğiz merak etme. Seni en son Sadakatsiz dizisinde izledik. Evet. Ya
Ama ortadan girdin. Yani gerçi bizim aramızda şöyle bir geyik var. İşte tutmuş diziye girmek aslında müthiş bir şey. İyi bir rolle giriyorsan hele. Evet. Ama bir yandan da bir işe, yürüyen bir işe, birbirine alışmış bir ekibe dahil olmak gibi zor bir şey de var. Sen de hangisi oldu? Aslında ben iki kere yaşadım bunu. Biri Çukur'da. Ha. Evet. Ben de bir an dedim, sadakat size mi iki kere girdim? Yok, Çukur'a iki kere girdim. Evet, bir... Öldü, dirilme. Çukur'da da ikinci sezonda dahil olmuştum. Sadakatsiz'de de. Tabii ki bir gerginlik oluşuyor yani. Nasıl? Çünkü oturmuş bir iş, bir dünya kurulmuş vesaire. Ama Sadakatsiz'de biraz daha daha rahattı. Ekibi de tanıyordum. Daha önce de çalışmıştım. Ama tabii ki başka bir gerginlik oluyor. Dizi tutmuş, herkes rollerini, karakterlerini oturtmuş, devam ediyor. Hikayeye girdin, kimya tutacak mı vesaire. Ama biraz da bu challenge'ı da seviyorum yani. Ben de o şevkle çalışıyorum. Peki sana bir röportajda bir oyuncu yakışıklı olmak zorunda mıdır? Bu kavram artık tarihe mi karıştı, kırıldı mı diye soruyorlar. Ayı gibi. Tövbe tövbe. Ay kesin her şeyin. Ne dediğimi şaşırdım. Yani bayağı dümdüz sen yakışıklı değilsin de başrol oldun, nasıl oldun diye soruyorlar işte. Evet. Ya, mesela bu arkadaşlar, bu ayılık yani. Ne diyeceğiz buna başka? Peki sen sen nasıl hissettin ki bu soruyu duyunca? Yani benim bu soruyu aslında ben kişisel bir yerden algılamadım. Aha. Pardon. Evet. Çok özür dilerim. Benimki ayılık oldu. Hayır, kişisel bir yerden algılasaydım eğer bu işin içinden çıkılmayacak bir süreç. Yani bununla ilgili bir yorum yapamazdım. Evet. Yani okey derdim, yani bu bir yorum zaten. Ya bu bir soru olmaktan çıkar, bir yorum olurdu. O yüzden benim için tabii ki bence kırılan bir algı bu. Evet. Seyirci her akşam 2,5 saat bir drama takip ediyor. Hı-hı. Eğer gündüzde dijitallerde bir drama takip ediyorsa, günde minimum 3-4 saat drama takip ediyor. Burada da oyunculuğu artık net değerlendiriyor, karakterlerin takibini değerlendiriyor. Bence o artık yani çok yakışıklı, çok güzel kız vesaireden ziyade ne kadar merak ettiği, ne kadar sürüklediği, ne kadar gerçekçi olduğuyla ilgileniyor. Bu anlamda bence seyirci de bu şeyi kırdığını düşünüyorum, bilmiyorum. Bizim bir toksik maskülinite bölümümüz var. Var mı bir efem? Harika. Beyefendiye bakalım. Kendisi toksik mi merak ediyor. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Çok mutluyuz, çok eğleniyoruz. Çok zarifsiniz. İsminiz nedir? Mehmet. Mehmet Bey, ne iş yapıyorsunuz? Pilotum ben. Pilotsunuz? Evet. Hadi ya. Evet. Ne kadardır? 3 yıldır oradayım. 3 yıldır pilot. Ne kadar evet. Güzel ya. Yardımcı pilotum. Harika. Ben. Yani çünkü Mehmet Bey'in yaşı ortalama bir yaş gibi görünüyor. Kaç yaşındaydınız? 26 yaşındayım. Mehmet Bey'in yaşı gayet normal. Çok pardon Mehmet Bey. Eşiniz miydi? Evet, eşim. Ne kadardır evliydiniz? 4 aydır. Çok yeni bir... Evet. Yeni. Ay, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Mehmet Bey, aslında sizin az önce toksik olma imkanınız yokmuş gibi göründü bize. Çünkü mesajları beraber yazıyoruz dediniz. Ama evet. yine de bir bakacağız. İlk ifademiz şöyle. Ben biyolojik yapım gereği başkalarına bakabilirim. Ama sevgilimin bakmasından pek hoşlanmam. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Neye katılmıyorsunuz? Yani ikiniz de bakabilirsiniz. İkiniz de bakmayın. Bu tarz şeylerde hani kadın erkek ayrımı olduğunu düşünmüyorum. Herkes ben. Bakar mı diyorsun? Yani evet. Hani neden bir erkek bakarken kadın bakamasın, ya da erkeğin bakma hakkı mı var da kadının yok? Çok haklısınız. Ya ben ikisi de sizinle bakmalı uğraşıyor. Veya ikisi de bakmamalı gibi bakıyorum. Hepimiz bakıyoruz. bu bakmakta bir sakınca yok ama anladım sizin dediğinizi. Sakınca olan başka şey. İkinci ifadeye geçiyorum. Arada kendimi durduramıyorum ama geçiyorum. Evet, damacana sipariş gelmişse bir kadın değil, ben kaldırırım. Bu tip işler erkeğin görevidir. Evet, katılıyorum buna. Bu ne, toksik mi bu be? Ne yapsın, ayılık mı yapsın yani? Yani ben hanım, de damacanayı al! Toksik mi olayım?
Saçma. Buradan zaten puan vermem kimse. Çok güzel. Peki bir diğeri. Ben sevgilimden yaşça büyük olabilirim ama onun büyük olması pek hoş olmayabilir. Derken bir şey tutturduk galiba. Evet, eşim benden 8 ay kadar büyük. Hanımefendi, sizin de hırsınıza tüküreyim. Gerçekten o gurur neydi? Bu arada ben büyüğüm. 8 ay. Hakikaten ben bir 8 yaş yapıştıracak, vay be falan yapacağız diye düşündüm, yapamadık. Bir Aysel Gürel mi acaba diye ama değilmiş. Mehmet Bey, ay ne tatlı çıktınız siz. Teşekkür ederim, o sizin tatlınız. Rica ederim. Bir son bir tane var artık. Sonda değilmiş. Ben onu şey yaptık. Arkadaşlarımın yanında ev işlerini sadece kız arkadaşıma yaptırırım. Laf söz olmasın. Bu hayır, ne? Katılmıyorum. Katılmadığınız o kadar belli ki. Zaten muhtemelen işleri siz yapıyorsunuz. Ya o kadar da değil. Bölüşüyoruz. Güzel bir iş bölümümüz var. Harika. Çok. Siz ne iş yapıyorsunuz? Fizyoterapistim ben. Siz fizyoterapistsiniz. Evet. Allah'ım, mükemmel eşleşme. Teşekkür adamın ederim, beli tutup geliyor siz. Evet evet, oturuyor ben onu evde yoğuruyorum. O ay, şekilde bir ilişkimiz muhteşem. Var. Fizyoterapiste de yoğurmak demesin. Evet. Yani oradaki sıkışan sinirleri açıyor. Yoğuruyorum, harika. Yani belki yaptığı evde yaptığı yoğurmadır. Yani eve biz ona karışamayız yani, zaten. Aynen. Evet. Çok teşekkürler Mehmet Bey. 0 puan çektiniz ve biz buna hiç şaşırmadık. Alkışlıyoruz Mehmet Bey'i. Yutturamazsınız be. Dur. Aynen. Urfa'nın etrafı. Bulun. Hem festival filmleri diyebileceğimiz filmlerde hem yüksek reytingli işlerde oynadın. Oynamaya da devam ediyorsun, edeceksin de. Bunların arasında bir hiyerarşi var mı senin için? Yani şey gibi işte festival filmi benim için her zaman daha önemli abi falan ya da işte yüksek reytingli dizi. Yok. Ben zaten biraz şey yaptım. Seni yönlendirdim, çok özür dilerim. Yani hani yok, böyle ağzımı falan yaya dedim. Yok. O öyle demek istemiştim. Öyle yap yani benim zaten düşüncem buydu yani. Bir farkı yok bence. Hepsinden aldığım haz ayrı, tiyatro sahnesinden de. Televizyondan da, bağımsız sinemadan da. Oyunculuğu çünkü çok seviyorum, çok keyif alıyorum. İyi ki bu meslekle hemhal oluyorum. O yüzden de şeyim... Hemhal mi dedi? Muvaffakiyetten sonra bir tane daha kapatmam lazım da sonuna doğru. Aynen. Hemhal ne hemhal demek? Hemhal? Yani onunla beraber zaman geçiriyorum. İyi ki oyunculuk yapıyorum. Sus artık. Arka çıkmayın dedim. Programın başında dedim ki arka çıkmayın. Başıma gelecekleri biliyorum. Harika. O zaman hanımlar, beyler, Fondip. Buyurun hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Yaren ben. Yaren Hanım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir e-ticaret firmasında çalışıyorum. Harika. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tamam, biz şarkınızı dinleyebiliriz şu an. İyi misiniz? Bu kapıdan son kez. Yaren Hanım, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumladınız. Çok sağ olun. Buyurun oturun siz. Ne içeyim? O hayır, onu değil. Bunu iç. Bunu içiyorum. Evet. Limon şeyine. Evet. Ben onu denemediğim için onu denemedim. Anladım, tamam ya. Ağzım da sulandı. Alo! Evet. Bir diğer gönüllümüzü buradaki kıskanç hanımefendiye bir mikrofon uzatalım. İsminizi öğrenebilir miyim? Duru. Duru Hanım. Milano'da tıp okuyorsunuz. Konu kapandı bizim için. Yani. Peki, buyurun Duru Hanım. Ay,
Stresliymiş bu. Aynen ama sizi karşıdan gören ikimiz dışında hiçbir şey yok. Yani burada biri saklanabiliyorsa bu sadece sizsiniz. Yani bakın yanınızdaki hanımefendi anneniz mi? Aynen. O bile saklanamıyor. Jimmy onu çaprazdan görür, sizi göremiyoruz. Harika o yüzden. Buyurun, rahatınıza bakın. İnşallah tükürmezsiniz çünkü o da görünmediği için. Evet. Bir dikiş makinesi reklam. Ne bu yani? Bana böyle yutturamazsınız. Dur! Kendi bestiniz mi? Ah be kardeşim. Aynen. Başına ne geldi? Şey, yalın. Ah be! Bildim. Yes! Dur Hanım'a çok teşekkürler. Dur Hanım'a bir daha alkışlayalım lütfen. Al tuzlu suyu iç. Tuzlu suyu yapıştırdık Berkay Bey'e. Afiyet bal, şeker olsun. Ay gerçekten bu kadar yapmazsınız demiştim. Yaptık. Evet. Evet, eller vardı demin. Amerikalı hanımefendiye bir uzatabiliriz. Aa, niye Amerikalı bir hanımefendi? Merhaba, sizi merhaba. Tanıyalım. Tuğba ben. Tuğba Hanım. Bu, bunu nereden aldınız? Gerçekten. Evet, şeyden direkt Tuz Gölü'nden. Ben kendi ellerim ya. İsminiz neydi? Çok Tuğba. Farklı. Tuğba Hanım. Evet. Tuğba Hanım Amerika'da okuyorsunuz. Evet. Tatile geldiniz. Evet. Tatilin bir gecesinde bizi ayırdınız. Evet. Size çok teşekkür ediyoruz. Bir referans mektubuna ihtiyacınız olursa hocalarınıza falan yazarız. Tamam, iletirim. Buyursunlar Tuğba Hanım. Bir kılcım yeter, hazırım. Hiç canım. Çok teşekkürler Tuğba Hanım, çok sağ olun. Ben hangisini içeyim? Madem bunu içeyim, acıyı diyorsun. Allah'ından bul çocuk. Bunlar... Acı koymuşsunuz içine. Evet, bunlar... Bayağı bir şey. Ne? Sirke dedi biri. Evet, buyurun. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Hale ben. Hale Hanım, ne haber? Evet, pardon. Siz öğrencisiniz diye tahmin evet. ediyorum. Harika, nerede? Tekirdağ'da. Tekirdağ'da. Evet. Şehirde öğrencilik yapıyorsunuz. Evet. Çok iyi. Ne okuyorsunuz? İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum. Aa, gerçekten mi? Evet. Çok tebrik ederim. Kaçıncı sınıf? Çok teşekkür sınıf? Ederim. Son sınıfım. Harika. Evet. Bitirince ne yapacaksınız? Bakacağız. Bakacağız mı? Okul bitmeden bakacağız diyor ya. Tamam, muhteşem bir bölüm okuyorsunuz. Ne olur umutsuzsanız o olmayın. Buyursunlar. Aynı anda yaptık. Aynı anda mı yaptık? Bence aynı anda yaptık. Berkay yaptı, bildi diyenler alkışlayabilir mi? İbrahim bildi diyenler alkışlayabilir mi? Sözleri de. Ben de sizi alkışlıyorum. Aynen. O çığlık atanı merak ediyorum. Kim çığlık attı? Çığlık değil, ıslık var. Islık. Islık, arkada bir ıslık koromuz var arkadaşım. Efendim? Arkada. Aynen. Tamam. O arkada. Bizim kendi... Dur. Berabere be. Hanımefendi başka bir şarkı daha rica edeceğiz sizden. Bizimkisi bir aşk hikayesi siyah yani, beyaz. İhtimal bile vermedim. Neden bilmiyorum. İngiliz dili edebiyatı okuyor. Ben ne bileyim bunun siyah beyaz aşk hikayesi hımlayacağını. Çok affedersiniz kabalık ettiysem ama hiç yani yapacağınız... Olur ya öyle. Nereden? Aynen. Çok güzel hımladınız. Kayahan. Kayahan. Ben o zaman şunu içeyim. Ya da bunu içeyim. Ya da sana, bunu içeyim. Hayır, sana seçim bırakıyorum artık. Evet. Seçim senin. Seçim benimse geçmiş olsun. Tamam. Sirke içerim daha iyi. Bu
Bir tane daha. Evet efendim, bir kişiye daha ihtiyacımız var. İniyor, o yüzden atak geçiriyorum. İsminiz neydi? Ülkü. Ülkü Hanım, siz ne yapıyordunuz? Ben Şanlıurfa'da öğretmenim, özel eğitim öğretmeniyim. Harika, tebrik ederim. Çok kolay gelsin size. Sağ olun. Buyursunlar. Teşekkürler. Kırfanın etrafı duman. Size helal olsun ya. Gerçekten Şanlıurfa'dan. Bir de Şanlıurfa'ya bir selam alabilirsek de yayınlanacak yerde çok mutlu oluruz. Şanlıurfa'ya burada. Ben hayatımda ilk defa yapıyorum. Ben de. Hanımefendi ilk defa yapıyor. Hangi kamera bakalım? Sen bana da göster hangi kamera olduğunu. Oğlum ben de Seda Sayan'dan biliyorum. Bir de benim okuluma ve öğrencilerime. Lütfen. Sizin okulunuz. Ben görme engeller okulunda çalışıyorum. Telefona bağlanılmış değil mi? Aynen. Hangi okuldu? Okulun adı ne? Şanlıurfa Haliliye Görme Engeller İlkokulu. Televizyonun sesini kapatabilir misin? Şanlıurfa. Evet. Şanlıurfa. Bizim bir Türkiye birinciliğimiz oldu da çocuklarımızla birlikte. Biz bunu gerçekten tam anlamıyla kutlayamadık. Çocuklarımız golbolde Türkiye birincisi oldular. Kız takımı özellikle. Golbol, görme engelli öğrencilerin oynadığı bir futbol gibi bir alan aslında. Evet. Turnuvada birinci oldu bizim kız öğrenci takımımız. Ama biz yeterince takdir göremedik ne yazık ki. En azından buradan öğrencilerimize bir selam yollarsanız tamam, ben çok mutlu tabii ki Şanlıurfa olurum. Haliliye. Evet, Haliliye görme engelli. Görme engelli. Evet. Dur. Bu böyle olma. Bir saniye. Bir saniye dur. Görme engelli. Ler ilkokulu. İlk ve ortaokulu. İlkle başladık. Ortayı da ekledik. Ben ilkokulda çalışıyorum o yüzden İlk orayı. İlk ve ortaokulu. Liseden evet. Emin değiliz. Lise yok. Okulu. Aynen şimdi tamam. Evet yazdım Berkaycığım. Şanlıurfa bir gerçekten sevgili izleyenler çok uzun olduğu için yazmak zorunda kaldık. Ama ihmal edilmiş gerçekten tebrik edilmesi ihmal edilmiş bir okulumuz varmış. Şanlıurfa Haliliye Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu buradan başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olun. Başka hımlayacak. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, benim adım Jasmine. İngiltere ve Edirne'den geliyorum. Annem Edirneli, babam İngiliz. Çok iyi. Adınız Jasmine. Evet. Yasemin bizdeki. Diyebilirsiniz. Niye canım Jasmine adınız? Niye diyelim manyak gibi? Bana da Abraham mı desinler yani bir yere. O da olur. Düşün, Berkay'a alternatif dur. Yok yani. Aradım da bulamadım. Aynen. Siz ne iş yapıyordunuz? Ben siyaset ve uluslararası ilişkiler okudum. Hatırladım, ajandınız siz. Evet, evet ben evet. Ajanım. Ajandınız, doğru. Buyurun Jasmine Hanım, sizi dinliyorum. Tamam. Da ra ra. Titanic. Bravo. Bundan anladım, kopya aldım. Yani elini açınca anladım. Sen anlamadın mı? Hayır. Anlamadın mı? Aa bayağı da iyi hımladı ya. Classic. Efendim? Sesim yok. Sesiniz yok. Anladım. Söyleyemem. Yok ama bayağı hımladı. Bence hımladı. Hımlamadı mı? Vallahi yani. Ya çok iyi. Bu büyük bir başarıydı. Hangisi? Titanic mi? Evet benim şu an aynen. Benim bilmem. ama ben absolut kulağım. Evet evet farkındayım olmaz. Yani. Ben sadece Malatya falan gittim yani. Malatya'ya mı? Malatya. Hiç yalanamıyorum bir an. Bunu düşündüm yani. O kol mol bir içinde bir tanık. Bulunmaz eşin. Ben ne hikayelerdeyim? Hanımefendinin annesi nereliyim demişti. Malatya Arap kirli mi onlarda ya? Ben bak çok haklısın. Ben burada patladık ya. Hani işte hiç beklemiyordum ya ben hani buradan gelen şarkıyı. Ben oradan da beklemeyeceğimiz bir şey gelecek diye düşündüm. O yüzden rahatladım. Evet. Harika. Harika yani bu. Bana bak. Aynen. İçmek ister misin? Evet. Aynen afiyet olsun. Çok mu kötü? Evet berbat. Gerçekten en son. Tamam içiyorum. Lütfen. Alkışlıyoruz Berkay'ı.
olmaz nasıl da içti. Tabii ki Berkay Ateş kazandı. Onu bir daha büyük alkışlamamız lazım çünkü. Böyle kazanma olur. Gülümseyim de o kullanılsın. O gülümseme miydi? Bu kadar oluyor şu an. Harika. Ay. Gerçekten kötüymüş be. Yoruldum. Evet. Gülmekten yoruldum sevgili izleyenler. Ne yapalım? Ben şöyle kıvrılıp yatacağım. Sen var mı işin? Yok. Yukarıda yerim var zaten sağ olsunlar. Bana hazırlamışlar, bir oda evet, vermişler. Evet, biz onların hepsini çözdük. Program bitti Berkay. Hadi bakalım ya, nasıl bitireceğiz? İbo. Ben kapattım. Artık top sende. Herkes öpüyorum. Arada ben size hele hele bir şeyler anlatırım artık. Siz anlayın. Ayaklarına sağlık. Başka anlatılacak bir şey. Siz... Hiç gerek yok. Ay, çok pardon. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Gerçekten çok eğlenceliydi sizinle vakit geçirmek. Umarım unutmazsınız yani. Bayağı eğlenceliydi. Oraya bağladık mı? Bizi unutmayın. Gerçekten artık kapanışı şey, başka seviyorum. Programda mı yapsak? Çünkü asla olmayacak. Dur. Ne çıkartıyorsun? Terimi sileceğim. Tamam, bir şey mi dedim? Ne yapıyorum ya? Bana ne? İşte annemin huyları, kaldır. Açma şu konuyu dedim işte. Kaldır şunun altını. Oğlum dur, otur. Yeter misin? Tamam, programı kapatacağız İbo. Kapatamıyoruz. Gerçekten kapatamıyoruz. Ey Allah'ım. Bahsettiğim ya. Kriz vardı ya. Öyle oluyor işte. Baştaki bu. Bakmıyorum, görüyor musun? Küsmüşüm gibi oynuyorum. Oynuyorsun, aynen. Hiç fark edilmiyor. Gerçekten çok enteresandı sevgili izleyenler. Umarım siz de en az bizim kadar eğlenmişsinizdir. Umarım. Biz her cumartesi Fox'tayız. Tekrar görüşünceye kadar iyi geceler.